hoş geldiniz. Hoş geldin Ahmet Can Dündar. Hoş buldum. Ne yapıyorsun ya? Sinirliyim. Neden? Gene. Hayatsal problemler. Allah Allah. Evet, agresif bir dönemden geçiyorum. Halledeceğim. Bugün seninle ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Sen çok seversin bunları. Bugün seninle yasaklanmış şekerleri deniyoruz. Evet. Birbirinden kötü şekerlerimiz var arkadaşlar. Yeni şekerler mi bunlar? Evet, tabii ki daha önce bir kere çektiğiniz için şekerler yeni olmazsa kalkıp giderim çünkü masadan da. Tabii ki de yeni ve çok daha kötüleri geldi. O yüzden uzatmadan hemen başlıyoruz. Hadi geçelim. Bu ne ya ne böyle? Ne bu şimdi? Slime liquor. Slime liquor. Ekşili bir şey yine arkadaşlar. Bu ne yasak? Bu nerede yasak? Türkiye'de yasak değil mi? Canım slime olduğu için diye düşünüyorum ben ama. Neden yasak bu acaba? Mantıklı. Ben şu an ne? Yemek bile istemiyorum. Bu yenilebilir slime olduğu için çocuklar normal slime mı yiyormuş? Evet. Bak bu mantıklı ama. Neyi mantıklı kanka? Bu anneler babalar tatile mi çıkıyor günlük çocuklara bakmamalı 3 günlük? Yani çocuğun evde slime ama yapmasına dostum, izin bu, verdim. Ama dostum bu baksana. Çocuk... Bu nedir ya? İğrenç dur. Önce sen ye. Ay. Ay. Dilin burada değil. Tattın mı? Sıvı bir ekşi yüz gibi. Çok kötü şey, ekşi şeker. Masayı da bozdun ya. Ya bir şey olmaz. Bunların ikisi aynı mıdır ki? Ben yemek istemiyorum bunu asla hiç. Ya, lan güzelleşti bu. Bu neydi? Bu bir şey de var bu arada. Ekşi yüzden bir şey çalmışlar. Dünyanın en boş şekeri olabilir bu arada. Yo ya oğlum böyle olur zaten dostum yani. Bu, da, ben bu şeker değil ekşi bu ekşi. Ben bunun yasaklanmasını hiç doğru bilmiyorum. Niye ya? Senin dudağında mavilik var şu alt dudağına. Sende de kırmızılık var. Ben bunun yasaklanmasını hiç doğru bilmiyorum şu an. Çok alakasız. Bence ya, çok mantıklı. Zaman... Slime da zaten mantıklı. Her yerin ulaştı ya. Ağzına dilini yeni karıştırsan olacağı bu. Bence buna benzer başka bakkalda satılan şeyler yok mu? Var. Jöle olarak yok böyle. Slime şeklinde yok. Tamam puanını ver mantıklı bulmuyorsan da. Sıfır. Bunu da yasaklamasınlar yani. Direkt o zaman ben, şeker kalsın ülkeden. 9 veriyorum ben. Gayet de mantıklı geçelim. Ben bunu yemem kanka. Ay döktün ama. Ben klozetten hiçbir şey yemem içmem. Ben de pek meraklı değilim zaten de hani. Eğer bunun tadına bakarsam yüksek ihtimal kendimi nenemin köy evinde uçuşan sarı sinekler var ya böyle küçük tuvalette olan sarı sinekler. İç beyaz. Biliyorsunuz değil mi onları? Onlardan biri sanacağım kendimi bunun tadına bakarsam. Çok çünkü kötü onlar... gözüküyor. Bir şey diyeceğim bu kimin aklına gelmiş ya klozet yapalım içine şeker koyalım. Demiş yani mesela. Biz bunu... Abiciğim döküyorsun içine sen fark etmedin ya. Öf be düzgün tasarlasınlar o zaman ya. Ben döküyorsam çocuk nasıl dökmeyecek? Yasaklansın 10. Annesi haklı ev var ya. Tadacaksın. Arkadaşlar bunun içinde hep şeker var. Yüzükleri. Var şöyle. Bunun yasaklanma amacı? Tuvaletten su içmeye çalışıyormuş. Çocuklar evdeki pipeti alıp klozete bandırıyormuş. Çok kötü. Bekle ben şimdi hazırlığımı yapayım. Yani bu kadar da pisletemezsin burayı. Ona ağzını dökeceksin. Ben tuvaletten bir şey... Ağzım, bu, ama bu şey değil mi? Sifonu niye çıkardın sen? Sifonu çıkarttım çünkü birazcık evet. Tuvalet imajından ayrılsın diye. Allah da seni. İçinde başka bir şeyler var. Bu ne? Aa senin farklı oyuncakların var. Onlar bunu tasarlayan firma yemin ederim 5 kuruş para kazanmayı hak etmiyor. Bu ne Allah için? Tuvaletten şeker mi yapılır kral? Ben bunu sorguladım az önce. İlk sen baktın bu sefer. Niye ben bir öncekine ilk ben uğraşıyorum. Baktım. Uğraşıyorum. Bunun için çabalıyorum zaten. Ya ne ben mi yapıyorum? Açamadım. Ha gel batırıyorum. Yapıştı zaten Alperen görmüyor musun? Sen de yiyeceksin bunu abi. Bak bakalım hadi abi. Ya öyle değil adam akıllı tadına bak abicim şunun. Bundan sonra bu YouTube videolarında devir değişiyor bu arada. Herkes cezalarını da hepsi herkes hakkını verecek. Vermeyeni video içinde mahvedeceğim kral. İğrenç tadı. Yani gerçekten şeker diye ekşi ekşi şeyler yediriyorsunuz bize ben anlamıyorum bunu. Ye artık hadi. Ekşi tatlı. Şu an kendimi ne gibi hissediyorum biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Söyle. Tuvaleti temizliyormuş gibi. Bak gördün mü? Oh yarasın abime. Şununla bir anlaşalım bu şeker değil. Bu güzel. Bu kanka gerçekten güzel. Güzel falan değil bu arada. Çok beğendin sen bir dik bakayım orayı. Bu öyle bir şey değil. Bandırmalı. Ve bunu da nereden çalmışlar biliyor musun? Bekle bulacağım şimdi sana. Bu ekşi yüz direkt. Rocco. Rocco'lar vardı ya. Rocco'yu ezmişler. Uçmuyor sinek. Uçmuyor orada kaldı. Yapma! Yakama yapışmayan bir ok aldı. Oh! Rocco'ları ezmişler kanka. Rocco'ları bunun içine toz yapmışlar. Yemin ederim başka hiç... Sen Rocco yedin mi? Yedim tabii. Emin misin? Evet eminim böyle bir şey değil lan arkadaşlar. Ya. Sallıyor tamamen. Ben hiç beğenmedim. Umarım beğendiğim bir şey çıkar bu video diye düşünüyorum. Ve yasaklanmasına da 4 veriyorum. O çocuk niye tuvalete pipet koyup içsin o suyu? Evet hiç ya bunun bütün sıkıntısı tasarım. Sadece sevmediğim için 4 verdim. Tasarımını değiştirin bu tutar. Ya aslında yasaklanmasına 0 puan vermek istiyorum tabii güzel olduğu için. Ama bu tuvalet tasarımında asla yani aptallıktan başka bir şey değil. Evet. Kesinlikle. O zaman 5 vereyim ben arada kalın yasaklanmasını. Geçelim. Bu neden yasaklanır ki? Bu var zaten. Bir de maviye boyadığı için hem de içindeki
başka daha boyası birbirinden dolayı. Abicim bir yavaş aç, her yeri döküyorsun ya. Ben bunu puanla... Nili lan bu ha. Aç bakayım dilini. Aa, olmuş biraz. Kanka bunun tadı nasılsa normalde öyle. Yani var ya onlar. Aynısı yani. Aynısı. Hiç fark yok. Ben sanırım yakın zamanda bir gıda şirketi açacağım arkadaşlar. Geliyor. Ahmetcan Dündar marketlerde bundan sonra. Şu lafı söyle. Dur lan, ne diyecektim lan? Ben yapacağım ya, bu çocukların yiyeceği bir şeyler kıralım. Yani evet, bunu böyle yapıp bunu gıda boyası konulur mu bunun içine? Enayiler, mavi renk vermek istiyorsanız bir tane ona göre ürün sağlıklı bir şey koyun yani. Bir de niye mavi haklı olmak zorunda ki, bu daha mı çekici? Ama onlarca yasaklanması yine saçma. Puan verelim o zaman. Sıfır! Sıfır veriyorum ben buna. Ya içme bak, konuşurken içme, aralarda iç şunu. Puan ver. Oldu, bu saatten sonra kahvemden de ne zaman yudum alacağımın da hesabını vereyim bu hayatta. Ama tam aradayken tamam mı? Konuşma. Zaten sabah da buna tutuldum ha. Sabah. Bir ayar etti beni. Konuşmadık bile. Çünkü tutuldum. Niye? Enayi ya. Kalkmış 3 saattir hazırlanıyor, tamam mı? Sana yemin ederim o kadar... Bak 2'de burada olacaktık. 1.45'te hazırlan... 1.30'da hazırlanmaya başladım kral. 5 dakikada hazırlandım. Saçını ekip çıkıyor. Hazırlanmış ama oturma odasına geldim, yok sıla. Ve 3 saattir çıkarım zaten ben oyalanıyorum. Çıkacağım, çünkü rujumu sürüyorum. Bitti. Her şeyim nasıl hala ruj kalabilir kanka? İlgilendin mi beni ya? En son çıkarken sürüyorum rujumu. Sür artık, hazırlan. Bana çıkıyoruz demedi. Ben hazırdım arkadaşlar zaten. Hiçbir şekilde beklemedin beni. 1 saatte hazırlandım. O zaman 1 saatte demek ki hazırlanamıyormuş dostlar. Bundan sonra daha erken biraz. Hazırdım. 1 saatte hazırdım ben arkadaşlar. Yemin ederim. Hazırdım. Allah'ımdan bir olsa da artık yani biz kullanmasak şu arabaları. Doğru, kullanamıyor da. Neden öyle dedin? Ne oldu ya sen? Ne yaptın bir ara, bir şeyler olmuş, ben uyuyordum o sırada. Hashtag geçmiş olsun Ahmet. Bunu şu anda anlatmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Daha sonra bahsedeceğim bu kaza olayına. Beni biraz etkiledi de Alper Hanım. Tamam hadi, ben bunu çok konuşmak istemem gerçekten. O zaman puan ver. Sıfır. Geçelim. Bir bidon benzin içmediğimiz eksikti. İçimiz yanıyor dedik, benzin içiriyorsunuz artık. Kum koymuşsunuz bu içine, bu nedir böyle? Bu ne biliyor musun? Bunu içiyorsun, çakmak çakmak o sirkteki adamlar var ya ondan. Çok da kötü kokuyor. Oğlum. Oo, çok iyi espri yapmışlar. Toz moz var. Ne yazıyor için? Gunpowder yazıyor. Gunpowder barut demek ya. Gun'ın N'sini değiştirmişler, M yapmışlar gunpowder. Gam şekerle alakalı bir şey. Gam neydi? Değil mi? Çok iyi şaka lan. Aferin lan, bu firmayı sevdim. Vallahi iyi şaka. Toz, full toz. Acaba Ahmet gibi. Öyle içeceğim. Merak ettiğim için döktüm. Dikmene gerek yok. Patlıyor mu? Patlıyor. Tozun içine koymuşlar zaten, evet. Evet, midem mahvolacak ya. Kusacaksın şimdi. Ya hayır. Aa, seninki mavi. Islanınca mavi oluyor. Ağzını aç bakayım. Kollarını kusamam. Fazlası zarar arkadaşlar. Ben de bir ufak tadayım şuradan. Ben hiç böyle bir şey beklememiştim. Çok iyice. Bu bir sakız galiba. Masmavi mi ağzı? Aç bakayım dilini. İğrençti. Of, ağzımın içindeki her deliğe bir şey girdi. Dedim ki bir tat kombosu, patlaması ile sıçayım. Ağzım gibi patlıyordu ya. Dedim ki ne kadar çok olsa o kadar büyük patlar. Ve sonunda bu beynim havaya uçarken kurtulurum. Şu tozlar tamamen ekşi toz. Parçacıklar da sakız arkadaşlar. Minik sakız konuşlar. Evet, sakız da var içinde. O sakız oluyor sonra, iğrençti. Şu sakızdan bir kurtulayım, konuşamıyorum. Evet, bir kurtul bakayım. Sakız tutmak çok tehlikeli abiciğim. Serçe miyim ben sıla? Sakız tutmak çok tehlikeli. Şu kadarcık sakız tuttum, ne yapabilir kanka bana? Ne alaka? Benim içeriden de biri var, bunu mahveder. Yani bu yasaklanan şekerlerin hepsinin ekşi olması. Yok. Yani ama bunun tadı iyi ya. Yani ben o kadar çok atmama benim midem kalkmasına rağmen... O kadar kendimi toprak kum yiyormuş gibi hissettim. Evet işte, birazcık bana da öyle hissettirdi. Ağzımdaki bütün deliklere bir toz parçası doldu. Evet. Ve sen durmadın, aktı sürekli o. Ama ben bunun yasaklanmasına kötü puan vermek istemiyorum ya. Bu yasaklanmasa da bir de kutusu da çok kötü. Bu nedir böyle ya? Evet, birazcık benzin... Çocuklar benzin, mezin içer sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben buna 9.5 veriyorum. Ben buna ne puan vereceğim bildiğim için, bilmediğim için puan vermeyeceğim. Sevmedim, geçelim. Midem ağrıdı, gerçekten midem ağrıdı. Geçelim. Üf. Limonluymuş bu. Hani sürüyor muyuz? Yeni sürekli bir şey yok ki. Şey evet, parlatıyor ama. Güzel yaptı bakmış. Şöyle bir sür. Alacak mısın? Tatatat. Yok işte, tadı yok. LOL firması. Kız çocuklarının makyaj özenleri için. Makyaj malzemeni yedikleri için. Yani arkadaşlar size kusura bakmasın. Yani yapmayın ya. Bu lafın makyaj malzemesi yiyen varsa aranızda. Sürüyordum gayet de, yemiyordum yani. Ama annemin rujlarını de... sürerdim. Ya bak tamam da bak, ben hep böyle şeye takılıyorum. Bir tane, bunu yapacak çocuğun bir tane şey vardı. Rengi değişen bir ruj vardı. Yeşildi, sürünce pembe oluyordu, mor oluyordu. Değişik renkler çıkıyordu. Bak o yenilebilir gerçekten. Bende yok bu. O yenilebilir. Sihirli ruj diye geçiyordu hatta. Bomboş. Bence de. Puan. Saçmalık. Puan. Yasaklansın. Sırf da fuzuli olduğu için yani. Bu da markette de, bu da satılmasın kral yani. Bu yüzden yemesin çocuklar. Ben 7 veriyorum. Çok da abartı bir şey değil ama olmasa da iyi olur yani. Geçelim. Of ya. Ben artık mevzuyu çözdüm. Bu firma nasıl ayakta kalıyor?
Toxic Vast. Harbiden. 55 tane ürünleri yasaklanmış. Hala ne üretiyorlar? Bu ne ki bu yani? Nükleer sludge. Alma beni diye bağırıyor zaten. Hani bu sarı olsun, kırmızı olsun. Bir, şey bir çocuk için fena beni al diye bağırıyor bu. İğrenç bu arada. Paketi çok iyi kanka. İğrenç. Neyi tam olarak? İğrenç, iğrenç. Tam olarak neyi? İğrenç, ben bunu yemek istemiyorum ya. Lan bu şey lan, dur dur dur. Sakın tadına bakma, bunun adını bulacağım şimdi. Bu sakız galiba. Bozuk, ne kokuyor? Bozuk kokuyor bir de. Bu neye benziyor? Pişmemiş ete benziyor ve dile benziyor. Dil bu, dil. Önce bir söylesen. Dur dur, ben şimdi bunu şey yapacağım. Bu sakız mı peki acaba hani? Abi yani bilmediğin tatları bu kadar büyük ısıramazsın ya. Çok iğrenç. Dilim gibi gözüküyor mu? Biraz. Ne oldu be? Hepsini niye ağzına alıyorsun ki? Bu o. Toksik bas. Ooo. Ekşim. Yakıyor lan. İğrenç bir şey var, kusacağım şimdi. Lan sonradan vuruyor. Çok kötü bir şey oldu sonradan. Bu toksik bas firması Türkiye'de mi? Sonradan o kadar iğrençleşiyor ki. O neydi öyle? Çok büyük benimkisi. Büyüdü ağzımda çiğnedikçe. Niye mi eşeğiniz? Bütün şekerler yasaklansın ya abi. Kiremit kemirmişim gibi böyle hani toz toz yani, anladın mı? Yine toz. Ya tadı güzel başladı. Sonra bir anda önce şurayı yaktı. Tamam mı? Şu üst tarafımı yaktı. Sonra burayı yaktı. Sonra burayı Ani yaktı. Ani bir tat değişimi oluyor değil mi? Evet, çok hızlı tadı değişti bir anda ağzımın içinde. Bu kesin yasaklansın. Yetişkinler bile yemesin bunu. Bence 10 üzerinden de. 10 puanının yasaklanmasına. Ben de 10 veriyorum. Şu an videonun tapu bu yani bende. Ya bu ne ya? Aynen, bu ne kanka. Bu? Ben bunu ağzıma sıkmak istemiyorum. Ama bir şey diyeceğim, güzel tasarlanmış. Bak şu şöyle, sevdim bunu. Bu iyi ya. Morlusu iyi, mavi güzel duruyor. Ağzına mı sıkacağız bunu? Aa, fıs fıs İsmail gibi. Dur. Ya bir fıs neyini yapmıyor? Mavi mavi püskürtüyor orada ya. Kral bak, benim şu vücudumun her yeri titanyum 15 Promax'ten yapılma, tamam mı? Mavi mi? Ama... Oo, bunun da tadı sonradan değişiyor. Bunlar salak ya. Bir şey diyeceğim, çok hani iğrenç duruyor ve zararlı gözüktüğü için sıkasım gelmiyor benim. Sıkacağım bir verse. Hayır hayır. Ya pıs pıs, bu ne ya? Çok sık. Ya bu ne be? Bir tadayım, bekle. Aa, güzel bu arada. İğrenç. İyi iyi. Valla tadı güzel. Ne, niye sıkıyorum ben bunu? Peki mavi mi? Evet ya. Hayır. Bak bende de var, elimde sıkarım üstüne şeker şeker olur bütün kollarım. Ben şu ağzına sıkacağım. 4 pump sıktım zaten. Pump, 4 pump mı? Evet. Ben sıkıyorum. Benim de bu morning birazcık kötü başladı arkadaşlar. Sonra kara bindim buraya geldim falan. Trafak. Sen çok sıkacaksın. Hey my little sister, open your mouth please. 3 fıs istiyorum. 3 fıs. Ya aç hadi bir kadın be. Bıktım ya, bir kadınları bir şeyle iklenmeye çalışmaktan bıktım. La oğlum, tadını da beğendi, ben anlamıyorum şu an. Hayır, çok da beğenmedim. Hadi aç, sık. Aç abicim. Uzaktan sıkma bari. Bak yüzüme gelecek diye korkuyorum. Onu anlamıyor beni. Anlamıyor ya. Bıktım. İçeriden sık bari. Yüzüne gelmeyecek, dişlerinin ön tarafına bile gelmeyecek, tamam mı? Tamam, ama ağzını ben söylemeden kapatırsan sıkma. Ben sıkmazsam da Allah bilir, bir türlü belanlar. Gel sık, tamam. Ben sana kaçırmazsak kaçırsan ağzını suratına gelirdim. Öyle yaparsan buraya gelir tabii. Nasıl tadı? Ama artık mecbur 10 puan verecek bunun yasaklanmasına. Ben bunun yasaklanmasına çok puan vereceğim kanka. Bunu İğrenç neden yasaklanmış? Hissediyorum kendimi. Mantıklı. Ben 15 veriyorum buna. Ben bitmiş olabilir miyim çok... ya? Ben yapış yapış olacağım şimdi. Ben bunun yasaklanmasına 3 puan veriyorum. Şunun şişesini değiştirin. Parfümden farklı şey yapın da çocuklar bunu sevdiği iyi yani. Kullanılır bence. İğrenç tadı bu arada. Ekşi ekşi. Green Sour kendi. Bu da bidona benziyor. Bidona evet, benzediği için yasaklanmış. Evet. Bir şeyler benim bir tane var ya. Var. Kurban Bayramı'nda ben az daha kendimi kurban ediyordum, biliyor musunuz? Bu Kurban Bayramı'nda çok fazla çöp çıktığı için mahallelerde dairelerin önüne böyle demir yuvarlak bidonlar bırakıyor belediye, biliyor musunuz? Bırakmışlar kapının önüne kral. Üstüne de böyle mukavva tarzı sert bir kontraplak tarzı bir şey koymuşlar. Kapak değil ama tahta. Ben de kaç 8-9 yaşında falan sanırım. Üstüne çıktım böyle, üstünde oynuyorum anasını satayım. Ama kapak olmadığı için atlarken şöyle aşağı inmeye çalıştım ya. Ayağımın altından bu böyle geriye kaydı kapağı. Boom, kafa üstü çakılma. Bir kalktım fışkıya gibi buradan kan fışkırıyor. Fışkırıyor. Babam geldi bana bakıyor. Babamın üstüne kan fışkırtıyorum ben böyle onun suratına falan. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Vallahi lan, böyle minik delinmiş burası benim. Kaldırıma çakıldım balıklama kaydığı için. Ve sonra bir daha tenekenin üstüne çıkmadım işte. Zaten bu yaşa kadar nasıl yaşadığımı bilmiyorum ben. Çok daha çok fazla böyle evet, anı biraz var. Gelişik. Güzel yaşamışsın. Şeker falan dedin biz. Evet. Ben yine kırmızı beni tetikliyor galiba. Bunun aramaları var lan içinde, slalom. Ha, yok hepsi kırmızı. Bu sour kendi mesela. Bu yeşil elma. Sour bu işte. Ne? Melon, kavun var. Bende öyle bir şey yok. Yeşil elma, kiwi. Oo, kiwinin tadına bakalım, iyidir. Ha, red pear falan yazıyor. Oo, red pear yesen. Neden? Ye ye. Yok yemem. Lan red pear sıla yemezse bu video iptal olsun. Red grape var. Red pear ye be. Afiyet olsun dostlar. Sağ ol, yatıyorum Mertcan. Bak yine ekşi bak, yeter artık ya. Hangisini yiyorsun? Onu, Pet dediğini. Pepper değil canım. Okey, başlıyoruz.
Böyle bir şey mi? Evet. Ne kazanıyorum? Başlıyoruz, tamam. Challenge'ımız bu arkadaşlar. Ben... En uzun tutabilen kazanıyor. Tamam, ben fena bir kendimi böyle sanki senpai'ler gibi kendimi tapınakta kapatmış gibi meditasyona gireceğim burada, tamam mı? Hey, okay. Yeme, 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 yeme. Çok kötü. İğrenç. Bu niye var ki yani? Aa, masmavisin. Yeşiliydim ya. Çok kötüydü. Yemin ederim ki bu firma, yemin ederim sana, insanlara acı çektirmekten zevk alıyor. Yasaklanmış firmalar videosu olsun bu. Bu Türkiye'de zaten bunlar yok büyük ihtimal. Değil mi? Çok iyi. Olmasın ülkemizde böyle şey. Bu ne lan? Yediğim en kötüsüydü bu arada. Gerçekten hani çok kötüydü. Tadı boka benziyor desem, yüksek ihtimal bokun tadı daha iyidir. Son anda bir şey oldu, bu acılıktan da çıktı. Ekşiliyor, ekşi, çirkinleşiyor kanka. Evet evet. Sonra da bozuk bir yemeğe dönüyormuş gibi bir tat veriyor. Bunun için yasaklanmasa ben direkt 10 veriyorum kızım. Buyurun, ben 20 veriyorum. Geçiyoruz haydi. Of. Yine bir ekşi, bir acı. Tanesi 60 kalori. Niye yasaklanmış? Acı olsun. Acı. Acı mı bu? Gayet iyi. Acı değil bence bu. İkinci taraf bakayım ağzına. Bir kere de şu limitleri sen kır be kızım. Yoksa ben yine ağzıma alacağım şimdi hepsini. Arkadaşlar ben tadını bilmeyip şey çok çok yiyemem. Tarçın var bunda. Evet ya, tarçın yapıyoruz. İğrenç. Yine hakkı yiyoruz. Ben resmen şu an tarçın topu yiyorum. Öyle bir şey. Çok da kötü bir çeker yapışıp duruyor. Tarçın benim dilimi çok falan yakmaya başladı. Üstünde Britfire yazıyor. Ay ay. Çıkarmak zorunda, yutmak zorunda mıyım? Tamam, çıkarabilirsin abicim. Tarçın nasıl yakar, çok fazla tarçın yemem. Hayvan gibi tarçın var içinde, bir de tarçının galiba yakan tarafını mı koymuşlar? Ne yapmışlar? Hayır, tarçın ne alaka, ben anladım zaten. Ben buna, yani var olması çok saçma. Üretilmesi çok çok saçma. Bir veriyorum yasaklanmasına. Kaç veriyorsun? Buraya çocuklara bir metin düşmüşler lan. Diyor ki erken yaşta bu sıkıntı diyor. And put hot sauce on everything. Oo, ne diyor lan? Put hot? Erken sıkıntı demiyor bir kere. Crank it diyor, crank crank. Ne demek biliyor musun crank? Sıkıntı. That's why you love it. Bu yüzden seviyorsunuz diyor. Ben bu biliyorum. Bu manipüle metni. Bak. Sen eğer o çocuksan diyor, bunu sakın alma, yeme, içme. Bu kadar erken yaşta senin bunu yememen lazım diyor. O zaman niye satıyor? Niye satıyorlar o zaman? Arkadaşlar biz arkada bir çeviri operasyonu yaptık. Yazıyormuş ki üzerinde. Sen o çocuksan eğer bunu alma, yeme. Kime bu? Babama mı satıyor? Ya da 75 yaşında babaanneme bayram şeker niyetine bunu mu götüreyim? Geçelim. Dua edin, içindeki tarçın var nimet. Oo. Bu var ya, fena ilgi çekici bir paket. Evet bu arada. Sıra özellikle sana söylüyorum. Bundan 3-4 tane falan ağzına atman lazım. Sebebi şu, hepsinin farklı tadı var. Teker teker yememiz gerekmiyor mu o yüzden? Hayır. Farklı tatlar. Dostum bu bak, farklı tatlar. İzle şu çobu. Bekleme. Ya sen bir şey de abartma be çocuk ya. Hani doldurmana gerek yok. 5 tane renk aklıma, var. Aklıma çok iyi bir anım geldi. Birazdan anlatacağım, tamam mı? Tamam, iyi olun sen. Fena. Ben anlatayım mı böyle ya? Ay. Okula gitmek istemem, tamam mı? Hayvan gibi. Ne yapsam diye arıyorum, taktik arıyorum. Annemden önce kalktım kanka. Şunu 2 tane yiyeyim de düzgün anlatayım ya. Sağ tarafa. Ben de o sırada yatıyorum 2 tane ağzıma. Mavi ve kırmızı arkadaşlar. Her renkten bir tane yiyeceğim. Annemden önce uyandım. Sabahın 8'inde dolaptan 2 tane... Kırılmıyor. Dolaptan bir tane erik aldım. Eriği buraya koydum. Ta buraya en arkaya bir şekilde sıkıştırdım. Dedim ki benim dişim şişti. İnanmadı. Annem öğretmeni ikna edemeyiz diye, öğretmen inanmaz diye erikle okula gittik. Öğretmenin karşısına çıktım. Erik burada. Ben konuşmuyorum. Annem diyor ki dişi apse yaptı bilmem ne. Annemi inandırdım. Annem anlatıyor. Ben konuşamıyorum acıp diye. Acıp bakmadım annem ağzına. Baktı. Doğru baktı. Sonra ben annemi de ikna ettim bu taktiği kullanmaya. Annemi ikna ettin. Dostum ben fena ikna kabiliyeti olan bir adamım. Valla. Yani İğrenç. Bazı arkadaşlar çok iyi biliyorum. Gittim öğretmeni kandırdık kanka. Erik'le yemin ederim sen Ahmet'in dişi apse yaptı diye ben o gün gitmedim. Okuldan öyle yırttım. Ama arkadaşlar bunu sakın yapmayın. Boğazınıza kaçabilir. Asla önermiyorum. Evlerde denemeyin. Sadece benim gibi salak adamlar bunu yapar. Bu şeker neden var mesela? Kırılmıyor da. Bu gayet normal tadı bu arada. Bunu beğenmeyen... Hayır, kötü değil. Tadı kötü değil. Kırılmıyor. Evet, ağzının içinde 35 tane meşe, duruyor. Bilye duruyormuş gibi. Bam. Bunu kim yasakladıysa o firmayı sevmiyormuş. Ben sana söyleyeyim. Bu gayet normal satılabilir bir ürün. Bunun yasaklanmasına arkadaşlar ben 0 puan veriyorum. Yasaklanmasına hiç gerek yok. Toxic Vast firması değilmiş. Onlardan değilmiş lan. Başkası bu. Ha. Toxic Vast kendi.com. Ben 3 veriyorum. O da kırılması çok zor diye. Bence yenir. Tek tek atılsa yenir gibi geliyor bana. Ben yasaklanmasına 0 puan veriyorum. Bunun yasaklanmasına mantıklı normal. Ya bir abur cubur bu kadar uğraştırmamalı. Bir şeyde özendirmez. Çocuklar evde gördüğü yuvarlak şeyleri ağzına atmaz. O zaman zeytini de yasaklayalım. Eriği de yasaklayalım. Bak ben yapmışım çocukken yani. Anladın mı? Evet, haklı. Bravo. Doğru konuştun. Ben hep doğru konuşurum da sizin nereden baktığınıza göre değişiyor. Geçelim. Efendim.
Aa, bu çok güzel ama. Nasıl yani? Bu niye yasaklanmış? Kim arıyor Ahmet? Mert. Çok iyi. Alo Cenk'cim, kontürüm bitiyor. Devam et de sana. Sen misin? Efendim Merve. Cenk, kontürüm bitiyor tatlım. Haberin olsun. Sen niye olsun. Bana ismimle hitap ediyorsun? Bir sorun mu var? Sen bana ismimle seslenmezdin. Kontürüm bitiyor diyorum. Kontür mü kaldı aptal kadın seni? Yıl 2024. Paket yap kendine bir tane artık. Gel seni faturalı hatta geçirelim. Hattım faturalı olabilir ama senin şahsi kontürüm bitiyor Cenk'cim. Yapma be. Arkadaşlar bu arada Türksel'in yeni şaka. Nenemin telefonu gibi burası. Nenem de vardı bu telefondan. Böyle gönderirdik. Nasıl yiyoruz? Bak yüksekliği nasıl biliyor musun? Şuradan çeviriyorsun. Bak. Sakız abi bu. Bu sakız vardı zaten ya. Bu niye yasaklanmış? Hadi ya yeter artık ya. Doğru mu? Yapmayalım o zaman çocuk bu dünyaya yeni çocuk. Gelsin sonumuz neslimiz tükensin her şeyi yasaklayacak. Yani biraz da zararlı şey yememiz gerekiyor yani. Ben galiba bir dernek açacağım. Çocukları Koruma Derneği. Beni gibi ama düşmüyor. Dur çocukların zevkini koruma derneği kanka. Böyle bir şey olabilir mi ya? 50 tane yasaklanmış eşyalar, ürünler, oyuncaklar, yiyecekler. Bütün yasaklanmış şeyleri denedik. Bütün videolara yorum yapacak olursam kanka mesela. %70'in yasaklanması bomboş bir şeydi. Ne istiyorsunuz? Benimki boşa dönüyor. Benimki artık hayat sana limon veriyorsa onunla limonata yap tamam mı? Aa, şuradan alayım bir tane de bari. Tadayım. Birazcık kötü bir atış oldu. Bu sakız vardı zaten arkadaşlar. İnce, uzun, renk renk satılırdı böyle. Bu mükemmel bir sakızdır. Bu iyi ya işte 50 kuruş atıyorduk döndürüyorduk ya içinden zıplayan top çıkma ihtimali oluyordu. Puanlayalım. Ben buna 0 veriyorum. Hiç gerek yok böyle şeyler. Çok da güzel oyuncak mıymış? Şu an dağıttım. Abi puanla. Dur bir şu mekanizmayı bir çözelim kızım be. Oyunun sonu oynarsın. Puanla bir. Sakız varken ağzımda konuşamıyorum. Bende böyle bir şey varmış. Bunu yasaklamasa ben hiç 0 puan. Satıyoruz biz Türkiye'de. Bir sıkıntısını duymadım şimdiye kadar. Bu yasaklansın. Tadına bile bakmadan söylüyorum. Yani hot dog yapmışlar şekerden. Bu rezil rüsva kesin vücuda çok zarar veren bir şey. İğrenç bir yiyecektir bu. Gerçekten bu ne ya? Bu tam şöyle bir hareket yani. Bir tane reels var diye peçete vuruyorsun. Suratına yapıştıracaksın yani böyle. Bak tam bu. Allah için. Sakın. Evet abi. Tamam, yiyeceğim zaten şimdi. Ben bunu ısırmak istemiyorum. Çok kötü. Kopmuyor değil mi? İğrenç, iğrenç. Çok kötü, çok kötü. Gereksiz, hiçbir tat tuz yok. Kopar. Minik biraz şeker koymuşlar. Bu mudur? Benim ısırığım bu kadar. Açmasaydın ağzını o kadar. Çok iğrenç. Yutulmuyor. Ne yiyecektin işte, çok kötü. Ben yarısını yutup diğerini çıkarabilir miyim? Çıkar. Bu jelibon değil bu arada arkadaşlar. Bu çok iğrenç kötü, çok, vallahi şey. Çok kötü. Ne kim bu? Böyle yapış yapış yani. Ben buna 10 veriyorum. Küçük verecektim de. Ben bu arada küçükken senin gibi yaramaz çocuk değildim dostum. Ben şunu hatırlıyorum. Annem de bana anlatırdı. Ben küçükken markete gittiğimizde anneme önce ben bunu alabilir miyim diye soruyormuşum. Ben böyle ben bir çocuktum. Alacağız dibinizden de ben anne, ne yapıyormuşum? Anne hayır ki? Paramız var mı diye soruyormuşum. Bu ciddiyle bir konu yani. Tamam hani ben iyi de bir çocukmuşum bence çok. Sen bunu sormuyorsundur bence. Bak. Anne paramız var mı? Bunu alabilir miyim diye sormuyorsundur bence sen. Küçükken. Soruyordum. Emin misin? Geliyor bizim mesai. Annem ne diye kayıtlı kadın? Annem diye kayıtlı. Ha Bircan diye kayıtlı sandım annemi. Şok olacaktım. Öyle bir şeyini anlatacağım şimdi. Anacığım ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Videodasın bu arada haberin olsun. Şimdi bir şey soracağım sana. Şimdi bu küçük Sıla, ben küçükken mesela 5-6 yaşındayken falan bir şey istediğim zaman öncesinde paramız var mı diye falan soruyor muydum? Evet. Aa. Teşekkürler anneciğim. Yine kalbimin temizliğinde dünya üzerinde birer tek kadın sensin galiba. Öpüyorum seni. Görüşürüz. Ben de öptüm. Ha? Sıla soruyor muydu anne? Sıla da soruyordu çünkü ben öyle öğretmiştim size. O yüzden iyi yetiştirmiş çocuklar. Allah kadını tam suratına kapattın. Bravo. Tamam hadi bay bay. Asalet soydan kanka yapacak bir şey yok mecbur. Küçükken okul harçlıklarımı biriktirip ilkokulun birinci sınıfta Sıla'ya oyuncak köpek hediye almıştım. Böyle oğlum bu işler. Evet, sen böyle yapıyorsun. Zaten kanka. Bakkalla ben kaç kere gittim geldim acaba bu bir kere gitti mi? Çok aa, kavga abisi. Dönüyordu bu arada. Ha? Bakkal en son kavgası. Artık mevzu çıktı evde artık babam gitmeye başlamıştı. Lan mahalle bizim oğlum. Gönderiyordu. Lan çünkü mahalle bizim ya. Olsun. 35 yıldır orada ya herkes. Olsun. Herkes tanıyoruz ya. Ne olmaz oğlum. Burnunu kırarım orada Sıla'yı yanlış yapan. Ya bir bakkala gidip ekmek alıp geleceksin yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı. Yani. Ding dong. Unutmayın sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar benim de enerjim bu videoda birazcık düşüktü. Benim ilk başlarda birazcık sıkıldıysanız sorry. Birazcık kötü dönem. Değildi ya. Halledeceğiz. Değildi.